Değerli dostlar selamlar. Halihazırda YouTube kanalımızda C-Panel, Plesk, Cyberpanel gibi panellerin kurulumunu ve basit düzeydeki yapılandırmalarını anlatmıştık. Bu videomuzda ise anlatacağım panel Cloud Panel. Cloud Panel hem kurulumu hem de yönetimi oldukça kolay bir web paneli. 150 tane web sitesinin barındığı bir sunucu da kullandık. Bir projede kullandık aylarca. Ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Oldukça sonuçlar stabildi. Sunucu hiçbir şekilde kapanmadı. Sunucunun paneline siteleri tamamen kurulduktan sonra neredeyse girmedik bile. O yüzden ben kesinlikle basit düzeyde bir paravan ağ kurmak için veya işte farklı ihtiyaçlar için kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ettiğim bir web paneli. Panelin kurulumu oldukça basit. Burada zaten kendi resmi web sitesinde anlatımı da mevcut. Hesner. Hesner'den de sunucu oluşturabilirsiniz. Sunucu CSA Dijital olarak bizlerden de satın alabilirsiniz. Burada arkadaşlar Add Server butonuna bastık. Daha sonrasında burada bir lokasyon seçimi gerçekleştireceğiz. Ben genellikle Almanya lokasyonu tercih ediyorum. Burada Ubuntu 24.04'ü ben tavsiye ederim. Public IPv6'ya yani çok gerek yok açıkçası. Ben şu sunucu 7 Euro'luk sunucu, aylık 7 Euro'luk sunucu mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir sunucu. Yani yine 13.10 Euro'luk sunucuyu da tercih edebilirsiniz veya daha üstlerini. Burada ortalama mesela en fiyat olarak yüksek sunucu 54 Euro. 16 CPU'su 32 GB'da RAM'i 360 GB'da diski mevcut. Diskler biraz cloud sunucularda arkadaşlar düşük. Onun dışında mesela örnek veriyorum optimize olarak en az 50-60 tane web sitesini şu sunucuda çok rahat bir şekilde barındırabilirsiniz. Bunu ben eğer sunucu doğru yapılandırırsanız, web sitelerini de doğru bir şekilde yapılandırırsanız bunu ben kesinlikle test ettim. Bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Ben burada CIS31'i seçeceğim. Daha sonrasında burada herhangi bir yapmamız gereken bir işlem yok. Burada sunucuya isim verebilirsiniz. İşte nedir? Cloud Panel. Burada Create Now butonuna tıkladık. Şu anda sunucumuz kuruluyor. Sunucunun kurulum bilgileri sizin mail adresinize zaten post ediliyor. Post edilme işlemi bittikten sonra Termius veya Putty gibi yazılımları tercih ederek sunucuya bağlantı sağlayabilirsiniz. Ben genellikle Termius'u kullanıyorum. Kullanımı çok güzel, basit bir program. O yüzden benim tercih ettiğim program genellikle bu. Şu anda sunucumuz kuruldu ve bilgiler bizim mail adresimize post edildi. Burada New Host butonuna tıkladık. IP adresini buraya yazdık. Label bölümüne karıştırmamak adına eğer birden fazla sunucu kullanıyorsanız Cloud 2 dedik. Genellikle zaten user root olur. Buraya username kısmına root yaz, password'ümü ve arkadaşlar sunucumuzu şu anda bağlantı sağlıyoruz Termius yazılımı. Burada bize current password yani mevcut password'ümüzü istiyor. Mouse'un sağ butonuna tıkladık. Enter butonuna tıkladık. Şu anda new password alanı geldi. Yeni bir şifre belirliyor. Yeni şifreyi tekrardan sağlıyoruz ve şu anda panelimize giriş yaptık. Yeni şifremiz de belirlendi. Bu işlem bittikten sonra Cloud Panel'in resmi web sitesindeki anlatıma geliyoruz. Buradaki kodları ben yine videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Burada mesela Ubuntu 24.0 için gerekli yapılması gereken işlemler zaten anlatılmış. Şurada direkt Update the System and Install the Required Packages bölümünde. Burada arkadaşlar kodları tek tek de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu komutları tek tek sunucunun içerisine atıyoruz. İlk komut başarılı uygulandı. İkinci komut da sunucumuzda işlem gördü. Komutu da son komutumuzu tıkladık. Termius'e getirdik ve bu komutta işlem sağladık. Burada MySQL 8.0 veya MariaDB 10.11 WordPress tarafında MariaDB daha iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Bu komutu da getirdik ve Enter butonuna bastık. Akabinde arkadaşlar işlemler bu kadardı. Bu işlemden sonra bize direkt sunucumuza bağlanabileceğimiz portla beraber linki direkt iletiyor. Cloud Panel'de şöyle bir sistem var. Örnek veriyorum işte C-Panel'de, Plesk'e veya Cyberpanel'de kurulum yaptığınızda genellikle nedir işte sunucu şifresi kullanılır, tercih edilir. Cyberpanel size bir sunucu işte root bilgilerini iletir. Cloud Panel'de böyle bir durum geçerli değil. Sunucu kurulur kurulmaz sizin direkt sanki bir web sitesine kayıt oluyormuş gibi panele kaydolmanız gerekiyor. Panele giriş yaptıktan sonra da yapmanız gereken temel yapılandırmaları yine videoda size aktarmaya çalışacağım. Evet şu anda sunucumuzun kurulumu bitti. Bize Cloud Panel Can Be Access Now kısmında bir URL veriyor. Biz bu URL'i şu anda gördüğünüz gibi giriş sağlıyoruz. Burada da doldurmanız gereken bilgiler var. Örnek veriyorum işte Volkan Kozba, username kısmına Volkan, e-mail'de buraya bir şifre belirledik. Bu belirlemiş olduğunuz şifre halihazırda sizin sunucuya gireceğiniz şifre. O yüzden bunu unutmamaya gayret gösterin. İstanbul'u seçtik. Create User butonuna tıkladık. Şu anda admin kullanıcısını sunucuda oluşturduk değerli dostlar. Şu anda Cloud Panel'e erişmiş bulunduk.
Burada ben genellikle siyah modda bunu kullanıyorum. Burada dashboard kısmı sunucumuzun bilgilerin olduğu yer. İşte 4 CPU, 8 GB RAM. Burada da anlık kullanımlarınızı görebiliyorsunuz. Sunucunun anlık kullanımlarını. Onun dışında işte operating system gibi falan burada veriler mevcut. Size alanında da örnek veriyorum, mesela bir web sitesi ekleyeceğiz. PHP olarak ekleyebilirsiniz. Node.js direkt olarak çalışıyor. İşte Python olabilir, static HTML olabilir veya reverse proxy de olabilir. Burada örnek veriyorum, WordPress ekleyeceğiz. Buraya domainimizi yazdık. Buradaki buraya girdik. Add multisite no. Create butonuna tıkladık. Şu anda arkadaşlar direkt olarak WordPress'i kurup size bilgileri teslim edecek. Bu işlem de bittikten sonra örnek bir web sitesindeki alanları size göstermeye çalışacağım. Burada dostlar PHP versiyonunu seçme alanı var. Örnek veriyorum, işte 7.4'ü seç. Burada memory 2 GB'a çıkardık. Execution time'ı örnek veriyorum minute yaptık. Buradaki ayarlarla çok oynamaya gerek yok. Sizin tercihinize kalmış bir durum. Burada mesela save. Benim Cloud panelde en çok sevdiğim, kullanıcı deneyimi çok yüksek bir panele sahip olması. Onun dışında burada Vanish Change var. Vanish Change'i açtığınız anda arkadaşlar sunucu taraflı bir change işlemi başlıyor. WordPress tarafında çok yapmanız gereken bir işlem kalmıyor. Yani Vanish'e bindiği anda site arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor. Yine sitelerin hızları oldukça yüksek. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bu web sitelerini kurdum. Lightspeed tabii ki kullanılmıyor. Çünkü Cloud Panel'de şu anda Lightspeed desteği yok. Herhangi bir change eklentisi bile kullanmama rağmen siteler çok hızlı bir şekilde yanıt veriyordu. Burada SSL sertifikasını yükleyebileceğiniz alan var. Yine security bölümünde işte IP blocking, bot blocking gibi gerçekten çok güzel alanlar var. Burada botları bile bloklayabiliyorsunuz. Onun dışında file manager bölümü zaten işte FTP'ye direkt olarak erişim sağlayabildiğiniz bölüm. Yine cronjob bölümü mevcut. Burada da arkadaşlar mevcut log kayıtlarını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Tabii ki zaten database bölümünde burada işte phpMyAdmin'e tıkladığınız anda direkt olarak phpMyAdmin karşınıza çıkıyor. Onun dışında burada kullanıcının ayarlarına geldiğimiz zaman da mesela security bölümünde two factor authentication alanı var. Burada da arkadaşlar bunu aktifleştirip telefonunuzdaki herhangi bir authenticator uygulamasını bunu gösterdiğiniz anda sunucuya girerken arkadaşlar ekstra bir güvenlik önlemi de almış oluyorsunuz. İşte sunucunun örnek veriyorum yapılandırmalarını burada mesela firewall bölümünden Hesner tarafında da gerçekleştirebilirsiniz. Yine arkadaşlar Cloud panelinde bu taraflarda çeşitli yapılandırmaları var. Kurulumu hem çok basit ve çok hızlı, mevcut tüketimi oldukça düşük bir web paneli. Ben kesinlikle ve kesinlikle özellikle paravan projeleriniz varsa bu Cloud paneli şiddetle tavsiye ediyorum. Videomuzda anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.